Göreve geldiğimiz günden beri çoğu yapısal değişiklik olmak üzere birbirinden önemli konularda yenilikçi kararlara hep birlikte imza attık. Bu konuların en önemlilerinden bir tanesi de temsilcilerimizle ilgiliydi. Bu sezon temsilcilerimizle çok özel ilgileneceğiz. Çünkü son yıllarda baktığımızda temsilcilik kurulu çok önemli bir hale geldi. Temsilciler kurulumuzun en önemli kurullarımız arasında gördüğümüzü özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Yönetim olarak temsilcilik yapısının yeniden düzenlenmesinde çok önemli kararlar aldık ve çalışmalara başladık. Yurt dışındaki de uygulamaları da inceleyerek yeni kriterlerimizi belirledik. Bu kapsamda ilk olarak UEFA standartlarına uygun olarak raporları yeniden düzenledik. En önemli hedeflerimizden bir tanesi de raporlarda dijitalleşme. Bundan sonra biz federasyonun tüm kurullarında özellikle dijitalleşmeye çok özel bir önem vereceğiz. Çünkü artık çağımız dijitalleşme çağı, çağımız yapay zekayı kullanma çağı. Hakemlerden tutun, gözlemcilerden tutun, temsilcilerden tutun, bütün kurullarda dijitalleşmeyi ön plana çıkartacağız. Bu yönde hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle yeni dönemde temsilcilerimiz maçtan hemen sonra raporlarını en hızlı bir şekilde düzenleyip sisteme aktaracaklar. Raporların sisteme aktarılma süresini Süper Lig için maç organizasyonu bitiminden 2 saat sonra olarak belirledik. Yani 2 saat içerisinde Süper Lig temsilcilerimiz raporlarını sisteme aktaracak. Çünkü biz göreve gelirken özellikle ben şunu söyledim. Türk futbolunda şu anda en çok ihtiyaç hissedilen şey güven. Güveni tekrar sağlamamız gerekiyor. Ve bu konuda da birçok dedikodular var. Bu dedikoduların başında temsilci raporlarının değiştirildiği ile ilgili bana hep başkan olmazdan önce şikayetler geldi. O yüzden dijitalleşmeyi çok önem veriyoruz ve süreye çok önem veriyoruz. Hedefimiz de sizleri de güvenilir hale getirmek, bir çeşit dedikoduların önüne geçmek. Aynı şeyi özellikle hakemlerde de yapıyoruz. Her tarafta başta güven ortamını tesis edebilmemiz lazım. Az önce başkanımız da belirtti. Bir taraftan güven, bir taraftan adalet, eşitlik ve şeffaflığı ortaya koymamız lazım. Temsilcilik sistemine çok önemli bir yenilik daha getirdik. Bildiğiniz üzere maçlarda şu anda 3 temsilcimiz görev yapıyor. Biz saha ve basın temsilciliğini birleştirme kararı aldık. Bunun yerine yeni sezonla birlikte eklediğimiz yeni temsilcimiz Süper Lig maçlarının oynandığı statlarda izleme odalarında görev yapacaklar. O zaman bütüncül bir yaklaşımla hem stadın her tarafını, hem soyunma odalarını, hem diğer noktaları çok rahatlıkla oturdukları yerden görmüş olacaklar. Temsilci raporlarının entegrasyonunu gerçekleştirdik. Müsabaka organizasyonu bitiminden takibi 2 saat içerisinde temsilciler tarafından raporların futbol yönetim sistemine gönderilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bunun için teknolojik desteklerden faydalanıyoruz. Ayrıca temsilci atamalarını en kısa süre içerisinde yapay zeka desteğinden faydalanacağız. Temsilci alımlarında başta tahsil, spor geçmişi, fiziki yeterlilik, bilgisayar kullanımı, yönetim deneyimi olmak üzere liyakat oluşturacak yetenekler olacaktır. Yine temsilcilerimizin terfi tenzil işlemlerinde psikoteknik testler, karar verme, stres, kaygı, iletişim, liderlik, müzakere, problem çözme, öğrenme motivasyonu, zihinsel dayanıklık, takım çalışmasına yatkınlık gibi kriterler de etkili olacaktır. Bu kriterlerle birlikte klasman değerlendirmelerinde denetimler ve verilecek eğitimler sonucu
Kasım ayı içerisindeki ara dönemde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Temsilci arkadaşlarımız yüz yüze ve online olarak rutin bu psikoteknik testler ve eğitimlerden geçeceklerdir. Statlarda bu yönde haberli veya habersiz denetimler yapılacaktır. Yine ilgili tüm kurumların temsilcilerin olduğu gibi CCTV dediğimiz kamera odasında bir temsilcimiz olacak ve diğer kurum ve kişiler ile eş güdüm içerisinde müsabakanın tüm sürecinde olaylara hakimiyeti sağlayacaktır. Biz CCTV kamera odasında görevlendirdiğimiz temsilcinin sorunları öncesinde öngörüp çözüm noktasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmasını sağlayacağız. Kısaca biz öncelikle arzumuz krizi değil riski yönetmek olacaktır. Sayın Başkanım, temsilcilerimiz mesleklerinde çok başarılı, futbolda gönül vermiş spor ailesinin saygın fertleridir. Federasyonumuzun statlardaki gözü kulağıdır. Karda, kışta, yağmurda, sıcakta, her tür olumsuz koşullarda fedakarca görev yaparak kulüplerimize ve futbola destek olmaktadırlar. Ben mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum bu temsilci ailesine gayretleri, çabaları ve üstün çalışmaları için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.